Kuddus'un yani kutsalın anlamı mukaddestir, kutsanmıştır. Kuddus, kutsal ise Subbuh'un, önceki Nuh faslı da Subbuh'u hikmetti değil mi? Subbuh'un yani yücenin tesbihinden, yüceltmekten türediği gibi takdisten, kutsamaktan türemiştir. Takdis, kutsamak, sözlükte temizlemek demektir. İstilahta ise Hakk'ın yüceliğine yakışmayan mümkünlük, muhtaçlık ve bütün kevni eksikliklerden ve yine soyut olsun veya soyut olmasın diğer bütün varlıklara nispetle kemal sayılan her şeyden kutsanması yani temizlenmesi demektir. Çünkü Yüce Hak ve onun zatının kemalleri her kemalden üstündür. Aklın, anlayışın ve hayalin idrak edemeyeceği kadar yücedir. Çünkü başkasına nispet edilen kemaller asli makamlarından indirilmiştir. Hakiki mutlaklıktan sınırlanmış çıkmıştır ve o mutlaklıktan türemiştir. Kuddüs yani kutsal Allah'ın güzel isimlerindendir. Subbuh'tan yani yüceden nitelik ve nicelik bakımından daha özeldir. Yani Subbuh'tan daha özeldir diyor. Yani tenzih bakımından ondan daha yoğun ve daha çoktur Kuddüs. Bu yüzden onların yani sufilerin sözlerinde ondan sonra getirilir. Subbuh'tan sonra Subbuhun Kuddusun denilir ya. Subbuhun Subbuh Kuddus yüce kutsal anlamına gelir. Subbuh Kuddus yüce kutsal. Subbuh yüce dedi. Kuddus de evet. Subbuhun Kuddusun Rabbul Melaketi ve Ruh. Bu da onun zatı yönünden hem tenzihten hem de teşbihten tenzih edilmesine benzer. Nitekim şöyle söylenir. Hak hem tenzih edilmekten hem de teşbih edilmekten yücedir. Dolayısıyla bu bir itibarla birinci türe yani yüceltme tenzihine girmeyen bir tür tenzihtir. Bir başka itibarla ondan daha yoğundur. Fenaya ve fenadan da fani olmaya benzer. Şöyle söylenebilir. Tesbih, yüceltme sadece cem. Toplanmışlık makamı yönünden tenzihtir. Takdis, kutsama ise hem cem, hem toplanmışlık, hem de tafsil, ayrılmışlık bakımından tenzihtir. Dolayısıyla Kuddüs ismi daha kapsayıcı. Dolayısıyla nicelik yönünden daha çok olur. Bu yüzden şöyle söylenmiştir. Nuh'un, Allah'ın selamı onun üzerine olsun, tenzihi akli bir tenzihtir. Evet, Nuh Aleyhisselam'ın tenzihi akli bir tenzihti. İdris Aleyhisselam'ın Allah'ın selamı onun üzerine olsun tenzihi ise hem akli hem nefsi tenzihtir. Evet Nuh Aleyhisselam burada tenzih ederken aklen tenzih etmiştir diyor. Ama İdris Aleyhisselam hem akli hem nefsi. Zaten dedi ya hayvani şeylerden arındı. Evet. İdris Aleyhisselam'ın tenzihi ise işte bu supuh kelimesini bunun için oraya atfetti. Şey bu hikmeti yani İdris'in kutsallık hikmetini önceki hikmetle yani Nuh'un yüceltme hikmetiyle ilişkili olduğundan ondan sonraya getirmiş ve bu hikmeti İdris'e Allah'ın selamı üzerine olsun has kılmıştır. Zira İdris Allah'ın selamı onun üzerine olsun nefsini çetin bir riyazetle temizlemiş ve hayvani sıfatlardan arındırmıştır. Evet burada Kuddusi demesinin hikmetini anlamış oluyoruz. Evet Subbuh'tan daha kapsayıcı bir mana ihtiva etmiş oluyor. Hocam temiz. Özür dilerim. Nuh'un tenzihi daha önce anlatılırken hani yanlışmış, olumsuzmuş gibi sanki. Onun üzerinde yani. Değil. O ayrı bir mertebe, bir makam. O mertebeden öğrendik. Tabii bu onun üzerinde derece olarak bir üst derece. Çünkü o akli bir tenzih yaptı diyor Nuh Aleyhisselam. İdris Aleyhisselam ise hem akli hem nefsi tenzih yaptı diyor. Yani hem aklıyla tenzih etti hem de nefsiyle tenzih etti. Yani nefsiyle de nasıl tenzih etti? İşte o riyazatla. Riyazatla da nefsiyle de tenzih etmiş oldu. Dolayısıyla bu daha üstün bir tenzih oldu.